30 artı dakikadan herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi bugün de Adem Yavuz Aslan ve Doğan Ertuğrul ile birlikte haftaya damgasını vurmuş gündem başlıklarını masaya yatıracağız, analiz edeceğiz. Pek çok başlığımız var bu haftada. Bunlardan bir tanesi yine Meriç, yine dram var. Türkiye'deki zulümden kaçmak zorunda kalmış bir aile ve anne ve 3 çocuğu bot devrildi ve henüz aramalar devam ediyor. Böyle bir dram yaşandı. Bunu konuşacağız çünkü medya konuşmuyor. Biz konuşacağız bunu. Bununla birlikte bu hafta dikkatimizi çeken bir başka başlıksa MIT'in gazeteci, savunmasız gazeteci, öğretmen ve iş adamlarını kaçırmaya devam etmesi, yurt dışında kaçırmaya devam etmesi Ukrayna ve Gürcistan'da gerçekleşti. En son bunlar. Bunları konuşacağız. Tabi aynı MIT kendi yüksek düzey yöneticileri PKK tarafından kaçırılmıştı. Aynı başarıyı orada da bekliyoruz kendilerinden. Tırnak içerisinde bunu söylemiş olayım. Bunu konuşacağız enine boyuna ve tabi bir başka başlığımız da şu olacak. O hal kalktı. Peki ne hal geldi? O ne hali konuşacağız. Türkiye'de o halle birlikte, geçici o halle birlikte kalıcı o hale mi geçildi ve bundan sonra ne değişecek? Ne değişmeyecek? Yine iş adamlarının mallarına el konacak mı? Yine insanlar savunmasız bir şekilde işlerinden atılacak, kamudaki görevlerinden hain ve terörist diye atılacaklar mı? Bunları da konuşacağız bu programda. Ve tabii Erdoğan Türkiye'sindeki medya da yine bu başlıklarımız içerisinde değerlendireceğimiz bir konu olmuş olacak. Evet, 30 artı dakika başlıyor. Evet, 30 artı dakika başladı. Şu anda karşımda Adem Yavuz Aslan ve Doğan Ertuğrul. Merhabalar. Merhaba. Merhaba, kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Şimdi bugün aslında ana konularından biri de o hal kalktı, ne hal geldiği konuşacağız aslında enine boyuna. Ama ondan önce de birkaç başlık girmek istiyorum gündeme. Yine her zaman olduğu gibi, maalesef her zaman olduğu gibi kısaca değinmek de lazım. Yine Meriç, yine dram gerçekleşti. Biz bahsetmesek kim bahsedecek bunu? Çarşamba gecesi gerçekleşmiş. İki aile Meriç'ten geçerken alabora oluyor. Zannediyorum bir kayalığa çarpıyor. Türkiye'deki zulümden kaçmak zorunda kalan iki aile. Baba Murat Akçabay kurtuluyor. Anne Hatice Akçabay çocukları 1,5 yaşında Ahmet Esat, Mesut 5 yaşında, Bekir Aras 7 yaşında kayıplar. Şu ana kadar bulunabilmiş değiller. Evet, o acı hadise yine yaşandı. Yine Meriç, yine dram. Bunu tabii geçen de hep konuştuk. Yani sözün bittiği yerdeyiz. Yani artık bundan öte ne konuşacaksınız? Evet, ne konuşacağız? Ama en azından bunun altının çizilmesi, şu an bizi dinleme ihtimali olan dinleyenler içerisinde ya acaba diyenlerin, ya evet ya bu da olmaz dedirtebilir miyiz? Bu acıları gösterebilir miyiz? Çünkü insanlar hani biraz da espriliyle karşı deniyor ya, aşırı A haber dinlemekten mütevellit idrak yolları enfeksiyonu meselesi var. Evet, gerçekleri insanların biraz görmesi ve bilmeleri adına bu tür haberleri bizim ısrarla altını çizmemiz gerekiyor. Ve bir de şunu da ben söyleyeyim topu size atmadan önce. Ya bu tür mesela yayınları biz yapıyoruz. İlk önce bu başlığa giriyoruz. Mesela Abdurrezak ve Doğan aileleri de gene Meriç'te bu şekilde acı olay yaşanmıştı. Şimdi gelen mesajları okuyorum kanala, YouTube kanalına. Böyle alaya alan, oh olsun diyen, kimi diyor ki mesela bir tanesi, ya niye Türk Hava Yolları'yla gitmemişler ki? Mesela dalga geçiyor. Şimdi vicdansızlığın bu kadar dip yaptığı bir Türkiye'de işte insanlar maalesef bunu diyen birileri hala var diyerek top sözün bitmiş olmasına rağmen topu size atayım. Böyle bir durum var yine. Evet, bunu konuşmanın sadece kayıt altına almak bakımından bile çok değerli olduğunu inanıyorum. Yani gerçekten sen söyledin, yani biz konuşmasak kim konuşacak? O kadar az yer, az mecra konuyla ilgili ve konuyu gündeme getirme çabası gösteriyor ki başka hiçbir şey söylemeye bile gerek yok. Sadece bugün Meriç'te bu sabah itibariyle bir anne ve iki tane çocuğu kayıp. Umarız bulunurlar. Üç çocuk. Umarız...
Evet, 3 tane çocuk. Hı-hı. Öyle mi? 1,5 yaşında, yani, 5 yaşında, 7 yaşında kayıplar. Evet. Anne evet, de kayıp. Evet. Evet, hem Yunan makamları harekete geçirildi, hem de benim sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla Türk makamları için, Türkiye makamları için harekete geçmesi yönünde uyarıda bulunuldu, ihbarda bulunuldu. Umarım sağ salim bulunurlar. Umarım Yunan tarafında bulunurlar sağ salim, ama sağ salim bulunacaklarsa Türk tarafında bulunmalarına da razıyız. İnşallah sağ salim bulunurlar demekten ve tarihe not düşmekten başka maalesef şu an yapabileceğimiz bir şey yok. Evet, Adem. Evet, yani acı ama keşke haber yapmasalar diyorum. Çünkü böyle acı bir olayda bile havuz medyası, yani artık havuz medyası dışında medyada kalmadı Türkiye'de. Havuz medyası böyle bir olayda bile iğrenç başlıklar, iğrenç yorumlar yapabiliyorlar. Yani ben artık yapmamalarını tercih ediyorum. Böyle bir olayda mutlaka yani haberciliği falan geçtim artık. Etik, ahlaki değerlerin dışında ifadeler kullanıyorlar. Yani bu 1,5 yaşındaki çocuğun, onun annesinin babasının kucağında 1,5 yaşındaki çocukla bir botla kaçmaya mecbur kalmasını hiç düşünmeyip, bu insanların başlarına neler geliyor da bir insan 1,5 yaşındaki çocuğunu alıp bir lastik botla ülkeden kaçmaya çalışıyor. Bunları hiç düşünmeyip, bunun üzerine işte teröristler kaçmaya çalışıyordu vesaire gibi haberler, ifadeler kullanıyorlar. Yani bunları dediğim gibi, yani yapacaklarsa hiç yapmasınlar. Biz yine kaydımızı düşeriz. Biz yine bu insanları gündemimizde tutarız. Çünkü en azından hani bu insanlara Türkiye'deyken hiç saygı göstermediler. Haklarında inanılmaz iftiralar, hakaretler, yalanlar yazıldı, çizildi. Bu acı, bu trajik durumda bile bunu sürdürüyorlar ki bana en çok tabiri caizse koyan ifade bu. Yani böyle bir ahlaksızlıkta dip seviye yok ya. Ya bu olayda bile, bunun benzeri olaylarında bile o kadar aşağılıkça yayınlar yaptılar ki ben artık yapmasınlar diyorum. Lütfen yapmayın. Gözlerinizi kapayın. O insanlar orada ölebilirler. Bu insanlar cezaevinde işkenceden ölebilirler. Her şey olabilir. Ama sakın siz, evet, haber yapmayın. Bu insanlığın dip yapması, yani senin de ifade ettiğin gibi. Bir ara ben Emine Eroğlu'yla da bir program yaparken şeyi konuşuyorduk. Yani insanlığın bu kadar dip yapmasıyla alakalı da hareketle şunu sormuştum. Demiştim ya, bu kadar sıkıntı ve bela karşısında Allah bu kadar bunların başına bir bela vermeyecek mi gibilerinden. Biraz ilahiyatla alakalı, biraz bununla ilgili bir izahat istemiştim ben Emine Eroğlu'ndan. Çok nefis bir cevap vermişti. Ya daha ne bela olsun dedi. İçlerine düştükleri belanın farkında bile değiller. Yani gözlerinin karartıldığını, kalplerinin karartıldığını, azıcık gözlerinin acıyı göremez hale gelmiş olmaları, ki öyle katmerli bir bela ki, normal beladan çok daha derin bir bela. Gözleri görmez olmuş, kalpleri hissetmez hale gelmişler. Bundan daha bela ne olacak demişti. Hakikaten çok iyi bir cevaptı bu. Şimdi tabii babasını düşünüyorum şu anda. Yani işte babası acılı Murat Akçabay. Yani onu yerine kendimi koydum. Allah'ım dedim ya, bu nasıl bir iş? Yani her saniye Allah'ım kurtulsunlar, Allah'ım bulunsunlar. Sürekli zannediyorum bunu konuşuyordur. Sürekli kendi kendine böyle dualar ediyordur. Şu an, şu dakikalar itibarıyla. Çocuğunu görüyor, kurtarmaya çalışıyor. İşte diyor ki işte bir 7 yaşındaki oğlumuz Ahmet Esat can yeleği giyiyordu. O yüzden yüzebiliyordu ama oğlum suya daldı diyor. O sırada karım düştü. Bir dala tutundu. Seni kurtaracağım diye seslendim. O anları insan kendini koyuyor oraya. İnsan olan koyar orada kendini yerine. Dalgalara direnmeye çalışırken bir baktım sesler kesildi. Pek çok yaşanan olaydaki gibi. İnsan içi parçalanıyor. Ne yapayım, tarihe not düşelim biz burada. Bir cümle eklemek isterim. Bence gerçekten bulanların okumasını da öneririm. Zeynep Sayın'ın Ölüm Terbiyesi diye bir kitabı çıktı. Ölüm Terbiyesi bence çok önemli bir kitap. Ve tam bu konuştuğumuz meseleler üzerinden ölünün aidiyetinin olmadığı, kimliğinin olmadığı, velev ki ölen kişi, ortadaki cenaze bir teröriste, bir katile, bir suçluya ait bile olsa, ölüm terbiyesi gereği ona saygı göstermek gerektiği üzerine gerçekten Türk İslam kaynakları, Batı kaynakları üzerinden bir manifesto diyebilirim kitap için. Yakın zamanda okuduğum için çok etkilendiğimi söyleyebilirim.
Üstelik burada masum insanların cenazelerinden söz ediyoruz. Çocukların cesetlerinden, çocukların cenazelerinden söz ediyoruz ve dindar, tırnak içinde dindar, Müslüman, İslamcı iktidar masum insanların cenazelerine bile, üstelik masum olmasalar bile o cenazeye saygı gösterilmesi gerekirken masum insanların, çocukların cenazelerine bile zerre kadar saygı göstermiyor. Bunun unutulmaması gerekiyor bence. Evet. Peki, buradan altını çizdik, tarihe not düştük, bunu da belirttik, yine Meriç, yine Dram. Peki, diğer konulara girmeden önce birkaç başlık daha açayım, kısa kısa. MİT yine operasyonlar yurt dışında düzenliyor. Bu haftanın gündem başlıklarından biri de buydu, dikkatimi çeken. Gazeteci, öğretmen, yani özellikle öğretmen ve iş adamlarını kaçırıyorlar yurt dışında. Erdoğan'ın uzun kolları diye tanımlanan bir şekilde. Dünyada bu şekilde artık tanımlanıyor. Oradaki her ülkede büyük elçilikler içerisindeki bir şebeke bu tür böyle karanlık işler çeviriyorlar. Pek çok ülkede, mesela İsviçre'de geçenlerde kaçırma aşamasında yakalandılar. Böyle bir suçüstü bir durum vardı. Pek çok ülkede başardılar bunu. Mesela Ukrayna'da, bildiğim kadarıyla Gürcistan'da zannediyorum kaçırmalar gerçekleşti. En son gene Ukrayna'da bir gazeteci, Yusuf İnan adında bir gazeteci kaçırıldı ve Türkiye'ye getirildi ve tutuklandı. Doğan, senden başlayayım. Ne diyorsun? Aslında bu kaçırmalar mevzunu etraflıca konuşmak lazım. Çünkü malum hepimiz biliyoruz ki Türkiye'de iktidar ve iktidar medyası bunu istihbarat birimlerinin bir başarısı olarak dünyaya, kamuoyuna, dünyanın ciddiye aldığı yok tabii ki ama Türk kamuoyuna sunuyor. Ne olduğunu analiz etmeye çalışalım. Sen söyledin, Türk istihbaratı yurt dışından, işte Ukrayna'dan, Gürcistan'dan, Azerbaycan'dan öğretmen ve öğrenci, İşte ya da orada yerleşmiş iş adamlarını kaçırıyor ya da işbirliği yaparak teslim alıyor, getiriyor ve bu bir istihbarat başarısı olarak görülüyor. Geçen programlarda konuştuk. Ben bir kez daha konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Şu an mesela Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi olan Kürt meselesinde PKK'nın elinde askerler ve polisler var. Yakın zamanda PKK Türk istihbaratçılarını, MİT'çileri Kuzey Irak'ta kaçırdı. Ben bu muhteşem Türk istihbaratının aynı başarıyı oralarda da göstermesini beklerim. Yani masum öğretmenlere, esnafa karşı, evet, korumasız insanlara, sıradan insanlara karşı gösterdiği istihbarat başarısını mesela Türkiye'nin bir numaralı sorunu olarak telakki edilen Kürt meselesinde muhatap kabul edilen PKK'ya karşı da başka istihbarat örgütlerine karşı da göstermesini beklerim. Bir küçük şeyi anlatmak isterim. Kosova'da işte muhtemelen Kosova istihbaratının ve Kosovalı bazı siyasetçilerin işbirliğiyle öğretmenler kaçırılmıştı malum. O dönemde Sırp bir arkadaşımla konuyu uzun etraflıca konuştum ben ve yani Türk istihbaratı yurt dışında insan kaçırmaya başladığını anlattım. Şaşkınlık içerisinde nasıl başarabiliyorlar bunu dedi. Nerede oldu dedi. Ben Kosova'da dedim. Böyle burun kıvırdı. Ne var Kosova'da insan kaçırmakta dedi. Kosova yani kolaylıkla herhangi bir istihbaratın insan kaçırabileceği bir yer. Ve kendi ülkesi için söyledi. Mesela Sırbistan'da bile dedi Türk istihbaratı, Sırp makamların onayı yoksa yaprak bile çıkaramazlar dışarıya dedi. Bence Türk istihbaratının bu dillere destan, iktidar sözcüleri tarafından dillere destan başarısı sadece bundan ibaret. Gerçekten çok basit ifadelerle söyleyelim. Şu an MİT başkanlığının, Türk istihbarat başkanlığının gücü yurt dışındaki sıradan masum öğretmenlere, esnaflara filan yetiyor ve herhangi bir şu ana kadar istihbarat başarısı başka da hatırlamıyoruz zaten. Son cümle olarak şeyi söyleyeyim. Yani darbe tezgahlamayı filan bir tarafa koyalım. Onların retoriği içerisinden söyleyelim. Kendilerine sormaları gerekiyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın darbe girişimini enişteden öğrendiği bir yerde kendi mantığı, iç mantığı açısından söylüyorum bunu. Türk istihbaratı yurt dışından öğretmen kaçırmakla övünüyor. Yakışır bu. Maalesef Türkiye'nin geldiği şu anki durumu göstermesi bakımından ibretlik bir örnektir. Yakışıyor bence maalesef şu anki Türkiye'ye. Evet Adem, yani orada evet aylar oldu. Doğan, senin de bahsettiğin gibi yani oradaki MİT elemanları, kendi elemanları da şu anda PKK'nın elinde.
Geçen dedi kamera tutupmuşlardı. İşte bizimle ilgilenen yok, eden yok diye konuşuyorlardı o MİT elemanları. Üst düzey elemanlar bir daha. O da enteresan bir durum. Herhangi bir MİT muhbiri değil. Üst düzey yöneticileri Süleymaniye'de kaçırıldı ve hala da öyle. Askerler senin dediğin gibi kaçırılmış vaziyette ve PKK'nın elinde öyle bir kahramanlık orada gösteremiyor ama öğretmene gösteriyor. Bizim anlı şanlı darbe tezgahlamasını iyi beceren Milli İstihbarat Teşkilatı Adem. Ne diyorsun? Evet, yani şimdi hepimize mesela size de geliyordur. Bana sürekli şu geliyor işte MİT seni de paketleyecek, işte Ha, o seni de kadar çok alacak geliyor falan. ki. Bunlar bir Yani merkezden demek. evet, yani çok yoğun bir şekilde bunlar geliyor. Ben diyorum ki ya kardeşim benim oturduğum adresim Türk Elçiliği'nde var. Cep telefonum Türk Elçiliği'nde var. Ben Amerika Dışişleri Bakanlığı'na akredite kayıtlı bir gazeteciyim. Elimde Foreign Press kartı var. Yerim yurdum belli. Hani bunu böyle MİT'in işte yok sizin yerinizi bulduk ettik falan gibi böyle esrarengiz şeyler katıyor Doğan'ın dediği gibi. Burada Türk istihbaratının bir başarısı falan yok. Burada yolsuz yöneticilerin olduğu 3. sınıf ülkelerde milyonlarca dolar para vererek Afrika'dan, Balkanlardan, Orta Asya'dan ya da işte bizim çevremizdeki bazı Kafkas ülkelerinden rüşvetle, parayla adam kaçırmaktan başka bir şey değil. Bu bir istihbarat operasyonu falan değil. Yani onu istihbarat operasyonu diye MİT'i kutsayan arkadaşlar istihbarat operasyonunun ne olduğu hakkında bilgileri yok. Tek yaptıkları şey tabiri caizse yalakalık yapmak. İşte MİT şöyle yaptı, MİT böyle yaptı. Yani ya bakın Türk askerlerinin, MİT'çilerinin kendi durumları dışında, yurt dışında öyle büyük skandalları var ki MİT'in. Yani hangi birini düzeltsinler? Yani bırakın MİT'in bir başarısını, kendi rezaletlerini kapatmakta acizler. Mesela bakın son 2 gün içerisinde, gündeme gelir notlarım arasında almıştım ama hazır açmışken o konuyu söyleyeyim. Amerika'nın şu anda en etkili televizyon kanalı Fox News. Trump'ın da her gün oturup izlediği. Fox News önceki gün önemli bir haber yaptı. Türk istihbaratının Amerika'daki camileri manipüle etmesi, Amerika'daki Türk camilerini Erdoğan'ın politik ajandasına kullanmasını detaylı bir haber yaptı. 2 gün önce de buranın çok etkili Washington'un nabzının attığı Politico gazetesi Türk istihbaratının Amerika'daki çevirdiği işleri uzun uzun illegal işleri haberleştirdi. Özellikle Ruslarla olan ilişkileri, işte Mike Flynn ve Türkiye'de Ekim Alptekin ve o işte malum Türkiye'deki bir takım kadrolarla olan ilişkileri. Bunu şundan söylüyor. Şimdi Türk istihbaratı işte şöyle büyük iş yaptık, böyle bir iş yaptık falan diyor ama attıkları her adım, yaptıkları her şey ciddi ülkeler ve ciddi istihbarat servisleri tarafından kayıt altında. Yani bunları yarın önünüze korlar. Aksi düşünülemez zaten. Yani istihbarat böyle bir şey. Yani istihbarat öyle bir şey ama burada şöyle bir şey var. Yani o kadar kör göze parmak yapıyor ki Türk istihbaratı. Yani hani Washington'da yaptıklarını ben hayretler içerisinde izliyorum. Yani burada sivil toplum örgütleriymiş gibi hareketler edip tamamen istihbaratın adamlarınca operasyon yapmaya falan kalkıyorlar. Yani bunlar çok vahim şeyler. Ama şöyle bir sorun var. Sorun şu. Türk istihbaratı hani Hakan Fidan'ın çok iddialı olduğu bir şey vardı. Türk istihbaratı yurt dışına örgütlenecek, yurt içini polise bırakacak, yurt dışında ağırlık gösterecek vesaire falan. Hakan Fidan göreve geldikten sonra işte bunu büyük bir şaşayla işte yok doktora tezi de buydu falan dediler. Tam tersini yaptı. Türk istihbaratı Türkiye içerisinde öğretmen, esnaf, öğrenci vesaire peşinde koşmaktan yurt dışını tamamen bıraktı ve şu an yurt dışında tamamen parayla iş yapıyorlar. Hani o Erdoğan'ın hiç kimsenin hesabını sormadığı örtülü ödenekleri bu işler için kullanılıyor. Ben Yani Türk benim istihbaratının, pardon, Türk istihbaratı yurt dışı istihbaratı Ruslara bıraktığını düşünüyorum. Rus istihbaratını bıraktığını düşünüyorum. Ya da Rus istihbaratı tamam o işlere siz karışmayın bile demiş olabilir yani. oraya geleceğim. Bir boşluklarımdan bir tanesi de o. 15 Temmuz bahsinde onu gelmeyi düşünüyordum. İyi ki oraya getirdin. Çok doğru bir yerdesin. Türk istihbaratı yurt dışındaki bütün operasyonlarını Ruslara ve İranlılara bırakmış durumda. Yani Rus ve İran istihbaratı Türk istihbaratının yapması gerekenleri yapıyor. Onlardan ne alırsa Türkiye onları kullanıyor. Yani burada bir ulusal güvenlik sorunu da var aslına bakarsanız ama Türk istihbaratı bütün enerjisini, bütün gücünü Türkiye'de Erdoğan rejiminin kurulması ve istikam edilmesine harcıyor. Bütün enerjisi, bütün gücü orada. Evet. Ve istihbarat devleti dediğim şey de budur zaten. Yani istihbarat devletleri yurt dışı istihbarat yapmaz. Onlar kendi ülkesinde kendi vatandaşına karşı istihbarat yapar. Şimdi bir İran dedik, Rusya dedik, bu otur operasyon işlerinde ihaleyi muhtemelen onlara vermişler olabilir ama şimdi Anadolu Ajansı'nın da burada
bir misyon edinmiş gibi Anadolu Ajansı'nın muhabirleri militanlık yapıyor. İşte Akın İpek, Akın İpek, Koza Holding'in yönetim kurulu başkanı Akın İpek'in evine işte dün itibariyle Anadolu Ajansı muhabirleri, muhbirleri kapısına dayandılar Akın İpek'in. Kapısını zorlamışlar. İçeriye girmek için kapıyı zorlamışlar. Böyle bir ahlaksızlığa kadar vardırdılar içi. Adem seni de bir ara çekmek için uğraşıyorlardı. Onu ben gözümün önüne birden geldi ama şimdi bu boyutu farklı bir boyut. İyice arsızlaşmış bunlar. Yani iyice arsızlaşmışlar. Kapıyı zorluyor. Kapıyı zorlayarak Akın İpek'in evine girmek için mücadele eden, belki de böyle davranıyor diye amirlerinden, reislerinden aferin alacaklar. Belki maaş zammı gerçekleşecek. Sadece aferin değil canım, ciddi para da kazanıyorlar, pozisyon da kazanıyorlar. Yani değil mi? Şöyle söyleyeyim. Yani kuru kuruya aferin Amerika, yetmez değil mi? Amerika'da mesela ben görüyorum bunları. Çok sayıda muhabirlerini getirdiler. Yani şöyle söyleyeyim, parantez açayım. Bu konuda bir test çalışması yapmaya çalışıyorum. Bunların hepsi değerli malzemeler benim için. Bunları İngilizce bir tezde kullanacağım. Yani bunu da söyleyeyim. Beni taciz etmeleri, başka insanları taciz etmeleri, bir sürü örneklerini topluyorum. Onu da söyleyeyim arkadaşlara. O muhabir arkadaşlar İngilizce bir tezde adlarını görecekler. Yani uluslararası arenada. Onu da hatırlatmış olayım. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi Anadolu Ajansı'nda muhabir olamayacak. Bırakın bölge temsilciliği, Washington temsilciliği, New York temsilciliği, Kuzey Amerika temsilciliği gibi makamlar var. Bunlar olamayacak, bırakın onu, muhabir olamayacak insanlar bu pozisyonlarda. Ve maalesef İngilizce bile bilmiyorlar. Birçoğu. Ve bu insanlar sırf cemaatlerin insanları taciz etmek için bu işlerde. İşte mesela geçen gün Pennsylvania'daki bir görüntüye konu olan bir Ertuğrul isimli bir muhabir var mesela. Sordum ben arkadaşlara, aman Allah'ım yani tam bir troll. Yani arkadaşların söylediğine göre İngilizcesi de yok. Ama bu arkadaş New York temsilcisi vesaire. Bunun bir sürü örnekleri var. Yani bunun gibi Washington'dakiler özellikle onlarca muhabir koydular. Hatırlarsanız istihbarat operasyonlarında daha önce bunun örneğini Mısır'da gördük. Anadolu Ajansı'nın Mısır'da 50 küsur muhabiri vardı. Sonra bunların istihbaratçı oldukları ortaya çıktı vesaire. Şimdi benzeri şeylerin de Batı ülkelerinde yapmaya çalışıyorlar. Ama benzeri şeylerin bu ülkelerin istihbarat servislerinin gözünden kaçtığını falan düşünmüyorum. Bir örnek vereyim. Russia Today, Putin rejiminin propaganda makinesi Russia Today Amerika'da ceza aldı. Bu tür işlerinden dolayı. Yani muhabirlik değil, istihbaratçılık yapıyorsunuz diye Russia Today'in yabancı gazeteci hakkı iptal edildi. Ve onlara dediler ki parayla lobi şirketi statüsüne geçeceksiniz. Ve Russia Today artık Amerikan Kongresi'ne falan giremiyor. Evet. Sadece bu şu anda lobi şirketi olarak varlar Washington'da. Yani bunu şundan söylüyorum. Hani bu arkadaşlar şunu düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Hani biz gideriz, taciz ederiz, amirlerimiz bize para verir, pozisyon verir, koltuk kazanırız vesaire. Bunların attıkları her adım bulundukları ülkelerin istihbarat ve yönetim kademelerince kaydediliyor. Tabii. Şimdi... Ben bireysel olarak söyleyeyim. Beni taciz ettikleri için beni işte hem Anadolu Ajan, sen sabahçılar, bütün havuzcular beni defaatle taciz ettiler burada. Havuzcular seni çok seviyor bu arada Adem. Evet. Sürekli peşine birilerini gönderiyorlar. Evet, yani peşine sürekli birilerini gönderiyorlar. Ben şunu söyleyeyim. Mesela Serhat Albayrak başta olmak üzere yukarıdan aşağı doğru bütün yöneticilerin isimlerini buranın yerel yöneticilerine bildirdim. Bu operasyonu bunlar yönetiyor diye. Anadolu Ajansı'nın başındaki sevgili Şenol Kazancı, yani ben bunları yapıyorum kimse bir şey yapmıyor sanmasın. Adı da Amerika'nın bütün önemli kurumlarına bildirildi. Bütün bu operasyonları bu kişi yönetiyor diye. Dolayısıyla buradan sonra kendileri uğraşırlar. Bu işin bir boyutu. İkinci bu Akın İpek meselesinde. Hani Russia Today örneğini şundan söyledim. Yarın bir gün Anadolu Ajansı'nın Amerika'daki lisansının iptal edildiğini görürseniz şaşırmayın. Amerikalılar bunlar çok önemser çünkü. Şimdi burada Akın İpek'in de her zaman olduğu gibi dik duruşu muhteşem. Attığı seri tweetleri görmüşündür. Evet, mesela bu konuyla ilgili iş yerimin önünde de toplanmışlar dedi. Basın kimliği, ajans kimliği altında ajanlık, provokasyon, ne rezillik ararsanız var. Az önce zorla evime girmeye çalıştılar. İşte zıvanadan çıktı. Şimdi diyor. Burada temel mesele şu. Şimdi Akın İpek Tayyip Erdoğan için bir gurur meselesi haline geldi. Yani ilk baştan bu yana şunu yaşıyoruz. Akın İpek biat etmiş olsaydı, Erdoğan'ın havuzuna dahil olmuş olsaydı, şu anda Akın İpek de yine Türkiye'de işlerine devam ediyor. Yine Türkiye'nin en büyük şirketi olmaya devam ederdi. Büyük paralar kazanırdı diğer vatandaşlar gibi. Ama Akın İpek bunu tercih etmedi. Erdoğan'ın teklifine, daha doğrusu tehdidine boyun eğmedi.
boyun eğmediği için bütün servetini kaybetti, bütün mal varlığını kaybetti. Tekin İpek cezaevinde en son işte bu hafta içerisinde gördük, annesi Melek İpek'in evinden çıkartıyorlar. Kadının 40 yıllık oturduğu evi. Ya Melek İpek de hani patronunun annesi olduğu için söylemiyorum. Gerçekten melek gibi bir kadın. Ben yıllarca bu insanlarla beraber çalıştım. Ve hani bir insan adını ancak bu kadar taşır. Melek anne Melek diye isim. bilinir, değil mi? Evet, Ankara'da herkes ancak bu tanır, kadar bilir taşır. onu. Bakın, abartısız söylüyorum. Ankara'da Melek İpek'in faydasını, hayrını görmüş kimse yoktur. Bırakın Ankara'yı. Bakın ben Ankara temsilcisiydim bu grubun. Melek İpek'in bu işlere bakan bir yardımcısı vardı. Sabahleyin beni arardı. Oğlum falan gazetede bir çocuk gördük. İşte mesela gözleri kör olma riski var, ameliyat olması gerekiyormuş. Bize bunu bulun, ameliyatını yaptıralım. Ben sayısız örnek biliyorum. Ya ben yaptım ya. Hani ben temsilci olarak bu şeye, hatta ben bir muhabirimi bu işe esayen ettim. Bir muhabirim bu işleri takip etti. Yani nerede başı sıkışan biri var, Melek Anne'yi buldu. Ya Melek Anne'nin yaptırdığı o güzelim okullar. Mesela İncek'te bir okul yaptırdı. Türkiye'de hiçbir devlet okulu bu kadar güzel değil. Devlete verdiği okullar. Maraş'ta, orada, burada, değişik yerlerde. Ve bütün o siyasiler Melek Anne'nin evine gidip çayını içmiş, çorbasını içmiş, oturmuştu. Bunu şundan söylüyorum. Hani Melek Anne size iyilik yaptı, bunun karşılığında böyle değil. Ya tanıyorsunuz, bu kadar iyi tanıyorsunuz. Yani Cumhurbaşkanı Gül'den, Abdullah Gül'den, diğer bütün kabine üyelerine, hepsi ailecek Melek Hanım'ın sofrasına gidip oturmuş insanlar. Bu aileyi bu kadar iyi tanıyorlar. Ya bakın 4 yıl oldu, kayyum atandı. 4 yıldır bir suç bulamadılar şirkette. Evet. Bulamadıkları için sürekli üretmeye çalışıyorlar. Akın İpek'e olan nefretleri biraz da oradan. Ve Yani ne şimdi yapsak biz çöktüremedik diyorlar. ve bir de yalan üretmeye de başladılar. İşte ev hapsi, tutuklandı, şu oldu, bu oldu diye. Akın İpek yine bir tweet attı, ben şimdi onu gördüm. Yoldayım, ev hapsinde değilim, suçlu hiç değilim. Her vesile dünyanın her yerinde pırıl pırıl tertemiz olduğumu çok rahat anlatırım. Belgeleriyle ispat ederim. Bu benim kimliğim ve bu kimlik her yerde geçer kardeşim diyerek o dik duruşunu belirtti. Yine peşine şunu ifade etmiş, ben gördüm tweette. Beni ölüm ile tehdit ediyorlar. Onlara da cevabım şu: ben yarın öleceğimi bilsem bugün sevinçten şükür namazı kılacak biriyim. Ölüm korkusu hayatını ve imkanlarını yüz binlerce masum insanlara zulüm edilmesine kullanmış zavallılara aittir diyerek Akın İpek, yine Akın İpek gibi mesajlarını atmaya devam etti. Ama onunla ilgili karalama kampanyası yoğun bir şekilde. Şu anda demek üzerine düğmeye bastılar herhalde ki evinin Evet. önünde toplaşıyorlar, iş yerinin Orada önünde bir hatırlatayım. toplaşıyorlar. Tahkim davasının kabul edilmiş olması herhalde Ankara'da biraz paniğe yol açtı. Çünkü Akın İpek malum 5 milyar dolarlık dava açtı. Çünkü yani şöyle bir garantisi var. Ben şimdi söyleyeyim. Ben bu şirkette 7-8 yıl, şey pardon 10 yıl yöneticilik yaptım. 7 yıl Ankara'da geçti. Akın İpek uluslararası davadan bu parayı kazanır. Bu davayı alır. Çünkü Koza Holding uluslararası denetimlerde olan pırıl pırıl bir şirketti. Ben yöneticiliğini yaptığım için de biliyorum ve şu anda hükümet yanında şu paniğin olduğunu söyleyebilirim. Saldırgan üslup da oradan. Çünkü daha önce bunun örneklerini Kentbank örneğinde gördük. Yurt dışı tahkim davalarından büyük paralar, büyük cezalar geliyor ve bunu ödememe şansı yok Türkiye'nin. Yani diyelim ki Akın İpek aldı 5 milyar dolarlık tazminatı, ödemiyorum dedi. Yurt dışındaki Türkiye'nin varlıktan hemen el korlar. Hiç öyle bir Tabii. şansınız yok. Tabii Ödeyeceksiniz. tabii. Başa başa ödersiniz. Evet. Peki, diğer başlıklarımıza yarım saat 25 dakika olmuş. İlerlemişiz. Esas diğer başlıklara da gireceğiz ama bir ön başlık şunu da girip çıkalım. Çünkü anlatılmazsa, konuşmazsak olmaz. 15 Temmuz geçen hafta anma törenleri yapıldı Türkiye'de. Kutlama. Kutlama mı? Anma diye de yazan var, Kutlama. kutlama diyen de var. Kutlama törenleriydi. Anma görmedik. Her yerde kutlama vardı. Kutlama mı vardı? Peki, çünkü bazı medyada kutlama, bazı şeyde gazete ve televizyonlarda anma diye şey yapmışlar. O törenlerle alakalı birkaç cümle edelim. Ondan sonra da o hal ve ne hal onları konuşalım. Evet, yani bir yalan uğruna kitleleri harekete geçirdiler. Yine o yalanlarını devam ettirdiler. 15 Temmuz gibi darbeyle uzaktan yakından olmayan bir kumpası halka yutturdular ve bu şekilde de devam ediyorlar törenlerde. Evet, onunla ilgili birkaç cümle alayım sizden. Ne diyorsunuz bu en son ikinci yıl dönümü münasebetiyle yapılan törenlerdeki hissiyatı, coşkuyu? Ben
Ben bir iki şey söyleyip topu Adem'e atmak isterim. Ne diyeceğini de merak ediyorum. Bir, Faruk Birtekin, Boğaziçi Sosyoloji'nin kurucularından Faruk Birtekin, Prof. Birtekin bir röportajı vardı iki gün önce. O geçen hafta konuştuğumuz bu yemin töreni ve 15 Temmuz kutlamaları ile ilgili güzel bir ifade kullanıyor. Bu cülüs töreni filan bile değil. Bu Afşar Hanedanı'nın Şeyhin Şahı'nın taht çıkma töreni gibi bir şey. Şah'ın tahta çıkma töreni gibi bir şey diyor. Bu çok küçültücü bir şey tabii ki. Bu önemli. İkincisi Tayfun Atay güzel bir şey yazdı. Bu 15 Temmuz törenleriyle ilgili. Millet Camii'sinde hatim fotoğrafı paylaştı bir tane ve Diyanet İşleri Başkanı ve Erdoğan yanında da başka insanlar da olabilirdi. Başka tarikat ya da cemaatlerin, Türkiye'deki dini grupların ileri gelenleri de olabilirdi ama Cevat Akşit fotoğrafı paylaştı ve çok bence güzel bir yorumdu o. Duruma hakim, konuma hakim Erdoğan, yanında sığınmış gibi görünen Diyanet İşleri Başkanı ve büzülmüş, büzüşmüş görünen bir sivil, dini, cemaat büyüğü, lideri. O tablo bence önemliydi. Çünkü Erdoğan'ın uzunca bir süredir her fırsatta dile getirdiği, kurgulamaya çalıştığı işte hilafet, şeyhlik arzusunun somut göstergelerinden bir tanesiydi bence. Bu 15 Temmuz anması, kutlaması cami içinde yapıldığı için kutlama demeyeyim ben ona, yine saygıdan dolayı anma diyeyim ama Erdoğan'ın kendisini bir dini lider, bir şeyh ilan etmeye kademe kademe, adım adım yaklaştığının bence işaretiydi deyip topu Adem'e atayım evet, istersen. Şimdi burada ben Adem sana topu atarken topu şöyle atayım. Yani çok sık olarak işte 15 Temmuz gecesinde 242 şehit bahsediliyor. 248 kayıptan bahsediliyor, ölümden bahsediliyor. Tabii bunun yanı sıra bunun içerisinde olaydan habersiz o başında komutanları var ya, o ahlaksız komutanları tarafından kumpas yapılarak oraya gönderilmiş harp okulu öğrencileri, kafası kesilerek öldürülen o gencecik o çocuklar, o köprüden aşağı atılarak öldürülen o gencecik çocuklar bu listede yok. Bu sayının içerisinde onlar dahil değil. Onların adı bile geçmiyor. Rakam olarak adı bile geçmiyor. Buradaki 248, çoğu kişi de farkında olmadan işte 248, 250 ölü şehit var. İşte o kadar ki insan öldü diye. Hayır. Bunun şu ana kadar resmi açıklamalara göre çok ciddi ararsanız şunu bulabiliyorsunuz. 248'in dışında 36 kişi daha ölmüş o gece. Öldürülmüş. Sadece böyle bir bilgi var elimizde. Toplamda 284 kişi öldü o gece 15 Temmuz'da. Bunun altını çizerek, yani peki kimdi 36 kişi ve gerçekten sadece 36 kişi miydi? Bunlar da ayrı bir tartışma konusu. Yani böyle bir yanlışa düşmemek adına 248 değil. Rakam olarak bile ifade etmiyorlar. Çünkü onların gözünde terörist ve hain ve hiçbir şeyden haberi olmayan gariban o çocuklar haklarını dahi arayamıyorlar. Öldürülmeyenler de işte müebbet hapis aldılar. Evet Adem. Evet. Evet, şimdi 15 Temmuz bahsi geniş bir bahis. Çok başlığı var. Ben şahsen gördüğüm törenler, o yüzden bilerek kutlama diyorum. Çünkü orada bir anma, bir yani çok vahim şeyler yaşandı o akşam Türkiye'de. Takip eden 2 yılda inanılmaz vahim şeyler yaşanıyor. Bakın, biz programı açarken bir ailenin yok olmasından bahsettik. Her gün Türkiye'nin her yerinde insanlar hayatını kaybediyor. İşkenceler, ölümler, faili meçhuller, sağdan soldan cesetler çıkıyor. Biz bunları 80'lerde Güneydoğu'da falan yaşardık, ilk 90'ların başında. Haber bile olmuyor. Faili meçhul insanlar, sonra bakıyorsun bir yerden bir cesedi çıkıyor. Denizden çıkan cesetler gördük. Yok işte balkondan düştü denen insanlar. Yani 15 Temmuz bitmiş falan değil. 15 Temmuz bir darbe süreciydi ve devam ediyor. Şimdi burada 15 Temmuz'da ben bu dönemde şunu önemsiyorum. Biz hükümet cenahı çok yoğun bir propagandayla ve bütün alternatif kanalları kısarak, yani 15 Temmuz'a dair herhangi bir soru soran herkesin tepesine çöküp, ya işte mesela avukat Kemal Uçar Taksim Meydanı'ndaki kovanlarla ilgili çok kritik bir bilgi açıkladı. Dedik işte 58 kovandan 50 küsürü askere ait değil. Kimin kovanı bunlar? Kim öldürdü bu insanları? Hala bilinmiyor. Bunu soruyu sorduğu için tutuklandı.
Ece Sevim Öztürk, yeni anne olmuş bir kadın, unutuldu, kimse adını anmıyor bile. Yani ana muhalefet diye bir şey yok Türkiye'de. Bakın, bu ülkenin başbakanı 15 Temmuz'a dair proje açıklaması yaptı. Canlı yayınlanan bir konuşmada, yani girmek istemediğiniz proje, hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Muhalefetin tek gündemi kurultay. Zaten CHP'de aslında hep kurultay kazanmak, seçim değil. Ya bakın, daha bugün, pardon dün, Mehmet Metiner, AKP milletvekili Mehmet Metiner çok kritik bir şey yazdı köşeye aslında. Dedi ki, iki ay önce bize, bakanlarımıza ve istihbarat kurumunun başındaki insanlara darbe olacağı bilgisi verildi dedi. Tabii. Ya iktidar partisinin milletvekili bunu söylüyor. Saflığına yazdı, biliyor musun, bence. Yani yoksa böyle Erdoğan'ı güç duruma düşürecek bir şeyi bilerek ve isteyerek yapmaz. Yok, bence hesap görüyor. Ben hesap gördüğü fikrindeyim. Metiner o kadar saf biri değildir. İyi tanırım. Gücü ne ya? Yani Metiner Erdoğan'a diklenecek gücü mü var ya? Ezer onu ya. Böcek gibi ezer Erdoğan. Nedir yıkmak kolaydır. Hedefinin Erdoğan olması da gerekmiyor. Evet. Niye abicim? Koca bir balonu patlatıyor. Yani herkesin haberi vardı diyor. Mehmet Metiner milletvekili yapılmamasının intikamını alıyor. Mehmet Metiner'i bizde çalıştığı dönemden bilirim. Hatta yani şu ana kadar yazmadık, çizmedik ama onun yüzünden ülkeyi terk eden insanlar var. Yani onun tacizlerinden rahatsız olup ülkeyi terk eden insanlar vardı bizim gazetede. O yüzden Metiner konusunu açmayalım. Yani uzak dursun bizden mümkünse. Uzak olsun, evet, uzak olsun. Yani uzak dursun, yani mümkünse uzak dursun. Mümkünse rastlaşmayalım bile. Ben o Adem, kadar artık şimdi senin sözüne destek kabilinden sözü unutma. Yani Mehmet Metiner dedi ya, yazdı ya, önceden biliyorduk meselesiyle ilgili. Bu köprü davasıyla ilgili de bir haber çıktı, evet, gözüme geçti. Onu tam Berat oraya gelmiştim. Berat Kulunk Yarap evet, adında tam oraya gelmiştim, onu müştekinin sen ifadesi söyle. Var. Bunu sen istersen devam et buradan. Yani sıradan bir vatandaş darbeyi haber almış. Nevşehir'den İstanbul'a darbe önlemek için geliyor. Ümraniye'de bekliyor. Darbe başlayınca köprüye çünkü gidiyor. Diyor, MİT'ten benim yakınım vardı diyor. O mahkeme evet. Zabıtlarında bu var. Mahkeme zabıtlarından bunu ifade evet. ediyoruz. MİT'ten değil tanıdığım mi? Vardı. Evet. O bana haber etti. Ümraniye'ye geldim. Gece bekledim. Onun gibi daha niceleri. Daha niceleri var. Ve bir de şöyle bir şey var. Bakın. Mehmet Metin'in ifadeleri şunlar bunlar. Önceki akşam Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, eski başkan, ya keşke şu insanlar, yani havuz dışında bir gazetecinin karşısına çıksa, yani lütfen diyorum, yani hani birisi çıksın, Allah aşkına bir gazeteciyle bir röportaj yapsın bu isimler. 15 Temmuz yerlerde sürünecek. Çıktı dedi ki o röportajda, o akşam dedi benim yanımdayken başbakan aradı, MİT müsteşarıyla konuştu. Başbakanın ifadesinde ben aradım ulaşamadım demişti. Hakan Fidan bu görüşmeden hiç bahsetmemişti. Ya yalan söylüyorlar. Her yerde yalan söyleniyor. Yani Erdoğan eniştemden öğrendi. Ya yapmayın, dalga geçmeyin. Orada en azından 250 şehidin hatırına dalga geçmeyin. Bakın geçtiğimiz günlerde yine Rusya konusunda uzman isimlerden birisi. Sosyal medyada takip ediyorum. Kim olduğunu bilmiyorum ama baktığım kadarıyla çok uzman bir isim. Kerim Haz. Dedi ki 3 tane tweet attı önceki 17'sinde. Şu ana kadar konuştuğum birçok tweetler okuyorum. Rus askeri uzmanı Moskova'nın darbe girişimini, gününü, saatine kadar çok önceden istihbaratını aldığını, bunu da üst düzey Türk yetkililerine ilettiğini söyledi. Hatta bu uzmanlardan bazıları Moskova'nın 15 Temmuz'da ne derece haberdar olduğunun, Türkiye'deki Rus istihbaratçıların 15 Temmuz'dan az önce her türlü duruma karşı temkinli, hazır vaziyette beklediklerini. Şimdi buradan hareketle yani soru aslında şu, yani buradaki kaldığın yerden devam edecek olursam yani o zaman her şeyi biliniyordu. Peki o zaman kardeşim senin bir talimatınla bu darbe girişimini akamete uğratman mümkündü. Peki 250-284 kişi niye öldü kardeşim? Artı 15 Temmuz'dan sonra cezaevlerinde işkenceyle ölen kişi sayısı 100'ü aştı. Yani onları da ekleyelim 15 Temmuz'un faturasına. Bakın bir şey söyleyeceğim. 45 15 cezaevi ve evet. nezarethanede 45 yüzü aşkında işte götürme esnasında şaibeli balkondan atma vesaire gibi. Evet, hep söylediğim şeyi söylüyorum. 15 Temmuz bir istihbarat operasyonuydu, bir darbe girişimi değildi. Bir asıl darbe 21 Temmuz'da Erdoğan'ın OHAL ilan etmesiyle yaşandı. 15 Temmuz'da şunu söylemek lazım. 15 Temmuz'da birileri darbe yapmaya çalışmadı mı? Evet, yapmaya çalıştı. Bunun içerisinde Gülen cemaatin insanlar var mı? Var. Bu insanlar darbe yapmaya çalıştıklarını sanıyorlardı. Yani boş havuza atlıyorlardı. Çünkü önceden şu planlanmış. Özellikle Hulusi Akar'ın, bakın bir sürü ifade okudum, sayısız ifade okudum. Herkes şunu söylüyor. Hulusi Akar'ın talimatıyla sokağa çıktıklarını sanıyorlar. Birçok
kritik emri veren isim Zekai Aksakallı. Dönemin özel kuvvetler komutanı. Yani bütün o kritik isimleri veren, bütün yani şöyle bir şey düşünün. Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları karargahta bir toplantı esnasında işte özel kuvvetler talimatları vermiş. Emir komuta içerisinde bir darbe yapılıyor havası bizzat karargahtan oluşturulmuş. O böyle bir hava birçok insan ya bunun altını evet, çizelim. Birçok insan. Evet yani hani şöyle hiç darbe falan yok değil. Oradaki bir grup adam hani şöyle söyleyeyim. Hani bir plan yapıyorsunuz. Yola çıkıyorsunuz. Sen yola çıktığında bir bakıyorsun yola çıktığın kişiler yok. Kalmışsın Adem, ben tek başına. Ben bunu şöyle tanımlıyorum. Bu bir ittirme ve bastırma operasyonuydu. Yani ya birilerini şöyle. Darbe diye hiyerarşik bir yapı içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri darbe yapacak olarak planladı. Erdoğan karşıtları da buna teşne idi. Onlara ittirildi tamam meydana bir kısmı ve arkasından da bastırıldı ve bitirildi ve TSK böylelikle temizlendi. Yani cemaat FETÖ meselesi var ya işte o meselede de yani bir bakıyorsun ki Erdoğan en dibindeki subay daha sonradan işte FÖ diye tutuklanıyor. Ya eğer cemaatin bu mesele içerisinde olsaydı ya dibindeki adam başka türlü davranırdı. Herhalde böyle bir şerh yani yapayım. Yani elle tutulur bir tarafı yok bunun ama sorun şu. Yani öyle planlanmış ki kanlı plan öyle yapılmış ki aslına bakarsa o akşam 250 değil belki 2500 kişinin ölmesi planlanıyordu. Yani bir 15 Temmuz programını da çevirmek istemiyorum ama bunun örnekleri var. İfadelerde gözüküyor. Özellikle deniz kuvvetlerinde. Yani Gölcük'te bir geminin patlatılması bile planlanmış. Şimdi bunlar yapılmış olsaydı belki 2500 kişi olacaktı. Belki 25 bin kişi olacaktı. Şimdi burada çok net olarak şunu söyleyeyim. Hani son cümle olarak şunu söyleyeyim. Şimdi bunu neden önemsiyorum? Bakın Mehmet Dönmez'in sözleri, Mehmet Metin'in sözleri, Kerim Has'ın açıklamaları, o sahte çıkan darbe 15 Temmuz kahramanları, Erdoğan'ın tutarsızlıkları, istihbaratın tutarsızlıkları, ortaya çıkan kitaplar vesaire şu bu falan ortaya koyduğumuzda ben şunu söyleyebilirim. Yani 15 Temmuz'da oynanan o pis plan, yani bir darbe yapıyormuş gibi askerlere emir verip arkasından da onları sokağa çıktıktan sonra başka bir hamleyle bastırmak, yani kendi ordusuna kumpas kurmak, yani Hulusi Akar'ın yaptığı kendi ordusuna kumpas kurmaktır. Bu darbe girişiminden sonra Türkiye'de rejim değişti, Erdoğan amacına ulaştı. Artık o halde ihtiyacı kalmadı zaten. Evet, evet. Bunu Doğan sen de söyle. Bu Ya bence bu sarahate, bu açıklığa ihtiyacımız var. Adem çok doğru bir yerden girdi mesele. Yani klişeler üzerinde, ezberlenmiş kelimeler, cümleler üzerinden darbe tartışması yapılıyor. Tiyatro muydu, değil miydi, darbe var mıydı, yok muydu? Evet, ben kesinlikle Adem'e katılıyorum. Ortada bir darbe girişimi tabii ki var. Muhtemelen var mı? Tabii ki var. Ama bu darbe girişimi önceden haber alınmış, planlanmış ve açığa düşürülmüş bir darbe girişimi gibi görünüyor. Ve sanıyorum seninle 1,5 yıl önceki yaptığımız bir programda da ben izah etmeye çalışmıştım. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde darbe girişimi, darbe teşebbüsü yeni bir şey değil ve sürekli olarak darbe yapma hazırlığında darbe yapmayı planlayan birileri mutlaka, cuntalar mutlaka var, maalesef var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geçmişi böyle. Ama darbe olacak ortak kararıyla çıkarılan insanlar ortada bırakıldılar, açığa düşürüldüler ve bu bir başka darbeye dönüştürüldü. Benim de başından bu yana kanaatim bu. Burada bir şeyin altını çizmek bence lazım. Şimdi anlaşılabilir gerekçelerle Türkiye'deki her şeyi daha önce bir programda konuşmaya çalışmıştık. Cemaat üzerinden, darbeyi de cemaat üzerinden tartışmak bence son derece tehlikeli ve son derece yanlış. Üstelik iktidarın kurduğu retoriğe hapsolmak anlamına geliyor. Yani demin konuştuk. Şimdi Ruslar, Kerim Has o tweet'i yazdı. Dugin daha önce söyledi. Ruslar bu darbe girişiminin neresinde sorusunu açıklıkla cevaplamamız gerekiyor bizim. Yani ortada bütün darbelerin bir uluslararası bağlantısı vardır, dış bağlantısı vardır. Bu darbenin görünen o ki Amerikan bağlantısı en azından işte iktidarın retoriğinde öyle bir şey var. Darbe Amerikalılar tarafından İncirlik üstünden tezgahlandı falan filan. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyoruz. Öyle bile olsa NATO'cu ya da Amerikancı diye bilinen askerlerin bir girişimi bir başka küresel güç tarafından boşa düşürüldü ve başından itibaren bu darbe 15 Temmuz darbe girişimi bence Rus istihbaratının kesinlikle bir organizasyonu, bir istihbarat operasyonu fikrine Adem'in kesinlikle katılıyorum ve bu bence kesinlikle Türk istihbaratının tek başına becerebileceği bir şey değil. Destek veren İranlılar falan filan başkaları da olabilir ama bu kesinlikle bana da bir Rus istihbarat operasyonu gibi geliyor.
Ondan sonra yaşanan süreci net olarak görüyoruz. Türkiye işte geçen günlerde Adem belki söyleyecektir. Amerika Birleşik Devletleri'nin, ABD'nin NATO temsilcisi, büyükelçi Türkiye tamamen NATO'dan kopup Rusya tarafına geçme tehdidi var, riski var açıklaması yaptı. Bence 15 Temmuz'un en doğru yorumlarından bir tanesi yani bu. Neticede de işte senin bıraktığın yerden işte NATO taraftarı diye ifade edilen ordunun içerisindeki yapılar tamamen ayıklandı. Rus kesinlikle kanadı, Avrasyacı dediğimiz yapılar ise oralarda pozisyon aldılar. Ve sonuçta böyle olduğu da ortaya aşikar. Ama ben konuyu toparlarsak yani o gece evet darbe tiyatrosuydu, şuydu buydu o kalıp ifadeler yerine o gün sahada farklı kategorilerde insanlar vardı. Bir, kumpasçılar. Bu işin kumpas olduğunu bilenler vardı sahada 15 Temmuz. İki, gerçekten darbe yapacağını zannedenler vardı. İşte Marmaris'e gönderilen subay gibi, komutan gibi. Adam Erdoğan almaya gidiyor oraya. Çünkü emir komuta zinciri içerisinde darbe olduğu söylenmiş. Gerçekten darbe yaptığını inanan ikinci bir kategori var. Üçüncü bir kategori de hiçbir şeyden haberi olmayan bir kalkışma var. Bir terör eylemi var diye işte kamptan işte askeri okul öğrencileri toparlanıp köprüye şuraya buraya gönderilen gariban gençler var. Askeri okul öğrencileri. Bunların da hiçbir şeyden haberleri yok. Dolayısıyla bu farklı kategorilerdeki insanlar sahaya döküldü. Sonra kanlı bir bilanço ortaya çıktı. Ama bu meseleyle 31 Mart ayaklanması gibi çok bilinmezdi. Nedenlerin içinde 100 yıl beklenmeyecek eminim. Daha ikinci senesinde daha pek çok daha zaman geçmeden de pek çok boyutluyla bu aydınlanacak. Aydınlanınca bazılarının yüzü hala yüzleri kalıysa kızaracaklar. Bunu da söyleyip virgül koyalım. Başka bir başlığa geçelim. Çünkü diğer başlığımız... Burada bir cümle ekleyeyim mi? Tabii. Bir cümle ekleyeyim. Bu da şu. Türkiye Rus istihbaratının nasıl yakın çalıştığının örneğini Amerika'daki Michael Flynn dosyasından görmek mümkün. Hı-hı. Biraz önce yayın başında atıf yaptığım izleyiciler bulup olabilir. Politico'da önemli bir makale var. Türk ve Rus istihbaratının nasıl yakın çalıştığını ve Mike Flynn'i Türkiye'ye öneren Ruslar. Yani Trump'ın ulusal güvenlik danışmanını ayarlayıp bunu Türkiye önerecek kadar yakın çalışmışlar. Darbeden önce olduğunu düşünün bunun bir de. Yani bu olaylar darbeden önce yaşandı. Dolayısıyla Türkiye'nin Ruslarla çok yoğun çalışması sadece Türkiye'de ve 15 Temmuz bağlamında değil. Başka örnekleri de var. İşte bunu da küçük bir parantez açalım. Geçen programda da bunu konuştuk. 24 Haziran seçimlerindeki Rusya'nın parmağı meselesi önemli. Amerikan seçimlerini dahi parmak atabilen, karıştırabilen Rusya'nın Türkiye'deki seçimleri haydi haydi bunu yapabileceği de geçmiş programlarda bunu bahsetmiştik. Altını çizerek diğer haftanın konusuna girelim. Şimdi o hal kalktı, ne hal geldiği konuşalım. Artık hani deniyor işte o hal geçici o hal gitti artık kalıcı o hal geldi şeklinde yorumlar da var. Şimdi ben şöyle bir giriş yapayım. 15 Temmuz'dan sonra 3 ay için ilan edilmişti. Tam 7 kez uzatılmıştı. Bir bilanço olarak ortaya koyayım. 728 gün sürmüş bu. 70 gazete, 34 radyo, 33 TV kanalı kapatılmış. 169.013 kişi hakkında işlem yapılmış. Resmi rakamlar olarak ifade ediyorum. 50.510 kişi tutuklanmış bu süre içerisinde. 125.800 kişi de kamudan atılmış. Terörist ve hain diye atılmış. 7.080 kişi de üniversitelerden atılmış. Bu rakamlar içerisinde işkenceyle öldürülenler, şunlar bunlar, onlar yok. Böyle bir 728 gün yaşandı bu Türkiye'de. Bine yakın şirkete el kondu. Bine yakın şirkete el kondu. En son boydakların işte kamulaştırıldı. El kondu çok kibar bir madem. Üzerine çöküldü demek belki daha gerçekçi olur. Evet, bu o hal meselesini biraz konuşalım. Çünkü Cumhurbaşkanlığı kararnameleri peşi sıra takır 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 gelmeye başladı. Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye çağrı geldi. Bu yoldan geri dön ifadesi. Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü'nün bir açıklaması da geldi bununla alakalı. Bir endişeler dile getirildi. Ve dediğim gibi Cumhurbaşkanlığı kararnameleri peşi sıra geldi. Devlet yeni baştan bir nizama, kendince nizama sokulmaya başlandı. İlaç fiyatlarını bile baktım. Cumhurbaşkanı artık bundan sonra onun önüne gidecek onaylanmasıyla alakalı. A'dan Z'ye her şey Cumhurbaşkanı bana başkan diyebilirsiniz diyen Erdoğan'a bağlandı. İlk topu şöyle atarak şey yapacağım. Şimdi bunlar bu kararnameleri bir konuşalım.
Ama burada benim en çok dikkatimi çeken STK'larla alakalı bir maddeyi de gördüm. STK'larla alakalı sendikaları vesaire dernekleri çok rahatlıkla Cumhurbaşkanı Devlet Denetleme Kurulu üzerinden başkanlığını değiştirebilecek, görevinden alabilecek ve kapatabilecekler. Yani zaten Türkiye'de çok güçlü bir STK yoktu. Yani meclis dışına kayma ihtimali vardı meclisten ümitler yitirilince muhalefetin. Anladığım kadarıyla STK'lar tamamen susturularak sendikalar, dernekler örgütlü sivil toplumun da tamamen nefes borusu kesilmiş oldu. Ne diyorsunuz buradan hareketle? Kimden başlayalım? Doğan'dan başlayalım. Evet. Ben önce şeyi söyleyeyim. Benim çok sevdiğim bir kitap ismi var. Bildiğimiz Dünyanın Sonu diye. Bence Türkiye'nin şu anki durumuna çok rahatlıkla uyarlanabilir bir ifade bu. Bildiğimiz dünyanın sonu, bildiğimiz Türkiye'nin sonu, bildiğimiz demokrasinin sonu. Türkiye'de yaşanan şey bu. Şimdi geçen hafta konuşmuştuk, yani böyle bir CHP iyimserliği dediğim bir şey var. Bu kötümserlikle filan ya da düşmanlıkla ya da muhalif olmakla ilgili bir şey değil. Türkiye'de bir dönem kapandı. Türkiye'de evet bütün unsurlarıyla rejim değişti, değişiyor. Ve iyi kötü bütün tecrübesiyle Cumhuriyet birikimi, Cumhuriyet'in devraldığı Osmanlı birikimi dahil eski tabirle söyleyeyim berheva edilmiş vaziyette ve ediliyor. Yani evet şimdi Cumhurbaşkanlığı kararnameleri konusunda sevgili Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından Mehmet Uçum Allah'tan gibi bir röportaj verdi. Dün ya da bugün yanlış hatırlamıyorsam yayınlandı röportaj. Her şeyi ayrıntılarıyla öğrenme fırsatımız oldu. Anladığımız şey şu. Daha seçim yapılmadan zaten kararname hazırlıkları yapılmış. Yani Cumhurbaşkanlığı kararnamelerin, başkanlık kararnamelerin hazırlıkları bu kadar ayrıntılı bir kararnameyi zaten birkaç günde, birkaç haftada hazırlama ihtimalleri olmadığını biliyorduk. Bunların hazırlıkları aylar öncesinde yapılmaya başlamış. Rejimi değiştirecekler, tek adam rejimi kuracaklar filan filan filan. Ve bu artık kararnamelerle düzenleniyor. Nereye kadar düzenleniyor? İşte senin söylediğin gibi STK'ların temsilcileri bile değiştiriyor. Valileri, yani ayrıntılarını konuşmaya vaktimiz yetmez, enerjimiz yetmez. Bence gerek bile yok. Şundan dolayı gerek bile yok. Yani bu değişikliklerin nitelikleri işleyen bir demokraside, işleyen bir hukuk sistemi içerisinde ayrıntılarıyla tartışılabilir şeyler. Ama şimdi Türkiye'nin şu anki şartlarında bunları her şey normalmiş gibi tartışmanın kendisine şey var, tehlikeli bir şey var. Türkiye'de rejim değişiyor. Mehmet Uçum'un aşağı yukarı bu ifadelerle söylediği bir şeyle bağlayayım. Artık Türkiye'de tek kişilik hükümet sistemi var. Tek kişilik bir kabine var dedi. Yani tek kişilik kabineden söz ediyoruz. İşte atadığı bakanlar, danışmanlar, kurullar falan filan hiçbir önemleri yok bunların. Bunlar tek irade neyi o gün arzu ederse, o gün neyi arzu ederse öğleden sonra değişebilir. Onu yerine getirmekle memurlar ve tuhaf olan şey, vahim olan şey, tuhaf demek yetmiyor bence duruma. Vahim olan şey, Adem biraz önce söyledi, ana muhalefet dahil, muhalefet partileri, belki birazcık HDP istisna, birazcık ama tutmak mümkün, olup biten şeyin farkındaymış gibi davranmıyorlar. Yani Erdoğan, rektör olmak için 3 yıllık profesörlük şartını kaldırıp, oğlunun bir sınıf arkadaşını ya da tanıdığı birini rektör olarak atadıktan sonra geri 3 yıl şartı getirebiliyor. Ve bunun ne kaydı var, ne kuydu var, ne denetimi var. Bak, ben onu atlamışım ha. Yani tabii. Bak sen, o aradaki süre içerisinde birilerini kaydırdılar öyle mi? Tabii yani. Ben de çok hani safım şey ya. Ben de bunu herhalde yanlışlıkla yaptılar sonra da düzelttiler falan gibi böyle saf saf. Evet. İyi uyandırdın beni ya. Böyle şey. Yani iyi kötü Türkiye'de demokrasi tecrübesine şahit olmuş insanlar olarak hani bir sebebi vardır falan filan diyoruz ama hayır bir sebebi yok. O gün öyle uygun gördü. Arada yapılması gerek olan şeyi yaptı ve geriye döndü. Biraz önce sözünü ettiğim röportajı bence dikkate almak lazım. Prof. Faruk Birtek'in söylediği bir şey vardı. Şunu söylüyor. Hani mevcut iktidarın, Erdoğan rejiminin Osmanlı atıfları hep konuşuyoruz. Diyor ki sadrazamlık sistemi yani kabine sistemi, hükümet sistemi bırak Cumhuriyet'in icat ettiği bir şey değil. Fatih'ten bu yana var. Yani Osmanlı döneminde bir sadrazamlık sistemi vardı, bir kabine vardı. Abdülhamit bile kabinenin yetkililerini, sadrazam yetkililerini kendi uhdesine almayı düşünmedi.
Düşünebiliyor musunuz? Yani vahametin boyutu bu. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız, çok sevgili başkanımız o gün neyi murad etmişse, kelime de artık bu buraya doğru gidiyor. Yani o şemayı hatırlıyorsunuz. Başkanlık, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili bir şema oluşturdular. O şema ile ilgili şahane bir analiz okudum ben. Yani bildiğimiz hiçbir hükümet sisteminde, hiçbir siyasal rejim analizinde öyle bir şema yok. Bu şema antik Roma'da merkezine Tanrı'nın kurulduğu, Jüpiter'in, işte Uranüs'ün, diğer tanrıların var olduğu gökyüzü, galaksi sistemi. Böyle bir sistem üzerinden icat etti bu sistemi ve oradan devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, başkanımız, dünya durdukça başımızda durası liderimiz, o gün neyi murad ederse onu yerine getirecek insanlar, vazgeçtiği anda da vazgeçecekler. Şimdi bu bir karikatür gibi görünüyor ama maalesef yaşadığımız durum tas tamam bu. Bundan daha fazlası için belki tek bir şey söylenebilir. Buranın tek çıkışı parlamento içi çözümler, CHP'deki kurultay, başka partilerdeki bilmem ne filan değil. Parlamento dışı demokratik sistemlerle, mücadele yöntemleriyle, muhalefet kanallarıyla eğer bu sistemle mücadele edilmezse bu sistem başımızda, o çok sevdikleri tabirle söyleyeyim, dünya durdukça durabilir. Bak şimdi tam laf oraya geldi, ağzıma söylemeyeceğim şimdi, programın sonuna saklayacağım, tam yeri geldi ama incilerde söyleyeceğim. Bir muhalefetin bir incisi var. Muhalefet nelerle meşgul, neler yapıyor sert muhalefet adına, onunla ilgili incileri ne saklıyorum şimdi söylemeyeceğim. Şimdi şey diyeceğim, şimdi Adem, bu TRT tam bir şenlikti. Yani TRT ile ilgili bir kararname de var. Cumhurbaşkanı kararnamelerinde gözüme ilişti. Aslında hiçbir gerek yoktu buna ama yani uygun görmüş Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı'nın faaliyetlerini, gerekçelerinin, yararlarının, usul ve esaslarının kamuoyuna benimsetilmesi ve iyi anlatılması için bir nizamname bir getirildi. Bundan sonra TRT işte şu şekilde Cumhurbaşkanı'nın icraatlarını anlatacak, koyacak, yapacak, kamuoyuna anlatma ve benimsetmek adına bir planlama getirdi. Dedim hiç ihtiyaç yoktu buna ama buna dahi ihtiyaç görüldü ki TRT'de hizaya sokuldu. Adem ne diyorsun? İhtiyaç var mıydı sence buna? Yoksa işi şansa bırakmak istemiyor mu Erdoğan? Yani Türk medyasının tamamı zaten 7/24 bunu yapıyor. Yani yeni bir şey, ekstra gerek yoktu. Ama burada şöyle bir şey var. Şimdi yani Doğan'ın söylediklerinin hepsine okey, katılıyorum. Ama temelde itiraz ettiğim bir şey var. Ya daha doğrusu farklı cepheden bakmak istediğim. Yani Türkiye'de rejim falan değişmiyor. İktidar cemaatle mücadele ediyor. Kandırmayalım kendimizi. Yani yok böyle bir şey. Arkadaşlar yani hani biz bugün mağduruz diye olayı bu şekilde sokmuyor. Değil mi? Evet. Evet. Sonra bir gülme sonra olaya bir gülme işareti bırakıyorum. Evet. Yani çünkü hani dün dünya emoji günüydü de o yüzden böyle bir espri yapayım istedim. Öyle mi? Çok güzel. Orada o emojiyi görmüşsündür sen. Böyle kalbini elini koymuş Erdoğan emojisi hediye etmişti birileri. Evet. Şimdi şöyle bir şey olabilir bakın. 2014'ten beri biz Erdoğan'ın bir rejim değişikliği hedefinde olduğunu söyledikçe hep deniyordu ki, özellikle medyadaki bazı arkadaşlar, hükümet cemaatle mücadele ediyor, kendinize yandaş bulmak için böyle bir söylem geliştiriyorsunuz. Evet. İşte siz kendinizi birbirinizi yiyin. Hala bu söylemi söyleyen muhalefet partileri şunları bunları var. Ya rejimin değiştiğini anlamaları için başlarına ne düşmesi gerekiyor bilmiyorum. Ama herhalde yani artık anlamaya Erdoğan başladılar daha, zannediyorum ya. Hadi, Erdoğan ama, daha ne yapabilir bilmiyorum. Evet. Yani şimdi bu parantezi kapatayım. TRT'deki nizamnameyle hareketle şunu söyleyeyim. Bak TRT'ye nizamnameye girme. Dur özür dilerim. Araya girdim. Sen biraz önce dedin ya bu başka medya çok mu farklı sanki? Şimdi geçen gözüme ilişti. Şimdi ekrana doğru getirelim. Erdoğan cuma namazını kıldı diye CNN flash haber verdi. Ama bak bir dakika şimdi burayı açmayacaktım. Şimdi burayı açtım ben yine 15 Temmuz'a dönmüştüm. Ya dönme. Yani, cuma yani, namazı önemli bir şeydir. Ya. Bakın cuma namazı önemli bir şeydir ve Erdoğan cuma namazına 15 Temmuz günü gitmedi. Bakın bu soru basit bir soru değil. Erdoğan'ın 15 Temmuz günü cuma namazına gitmemesi o planın bir parçasıydı. Lütfen yani cuma namazı önemli bir mesele. Önemli bir mesele ama neticede yani bu biraz Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki gibi Reisi Cumhur Hazretleri işte Malatya'ya intikal etti. O dönemin gazetelerine bir bakın. Evet. Bu tür haberlerle doludur. Milli Şef işte bunları, Manisa'ya vardı. İşte şöyle yani her şey haber. Şimdi okuyunca bir şey komik geliyor bize ama o dönemin ruhunda
Öyle yapmışlar. Dünyada öyle miydi olabilir, bilmiyorum ama 2018 yılı itibarıyla gelinen nokta bu. CNN itibarıyla, evet, sözünü kaldığın yerden. Bütün diktatörler aynı şeyi yapar. Yani diktatörler birbirlerinden öğrenir. Ve bu konuda Putin'in gerçekten çok ciddi bir katkısı var. Rusya adeta bunu dünyaya ihraç ediyor şu anda. Bir örnek vereceğim. Rahmetli Chavez Venezuela'da neler... Chavez ölmedi mi? Hayır, rahmetli mi, müteveffa mı? Onunla ilgili bir ayrım var ya, o açıdan. Hayır, yani ben Chavez matrak bir adam olduğu için öyle diyorum. Yani. Hayır, bunu bile şimdi şey yaparlar, dile dolarlar. Rahmetin makamı vardır canım, boşver, Allah'ın rahmetli. Onu biz bilmiyoruz ya, belki de rahmetlidir adam, bilmiyoruz yani. Şimdi Chavez Venezuela'da Erdoğan'ın yaptıklarının aynısını yaptı. Ben merakla bekliyordum, acaba Erdoğan ne zaman televizyon programlarına başlayacak diye. Ve bu son nizamnamede o da var. Erdoğan artık TRT'de televizyon programı. Ya bari onu çalmayın be. Bari onu çalmayın. Hayır, kendiniz işte, orijinal bir şey mi koyun? Şeyde izleyicilerden rica ediyorum. YouTube'a girsinler. Hmm. Alo Presente diye arasınlar. Chavez'in televizyon programları var. Ya ben oturup izliyordum. Bazılarının İngilizce altyazısı vardı. Sırf şeyi anlamak için. Yani bir lider. Ya ülkede her şeyi eline almış. Onsuz adeta nefes alınmıyor. Üzerine bir de televizyon programı yapıyor. Karşısına kabine üyelerini diziyordu. Yanına işte Genelkurmay Başkanı koyuyor. Canı sıkılıyor. Genelkurmay Başkanı canlı yayında talimat veriyor. Bir bölü Kolombiya sınırına gönder, bir hareket olsun diyor. Bilmem ne diyor. Telefonla bir şeyler bağlanıyor vatandaşlar. Ona kutsayan ifadelerle onun ne kadar önemli seçilmiş bir idam olduğunu falan i̇şte söylüyorlar. Psikiyatrik bir mesele canım. İşte tatmin oluyor. Herhalde, tatmin oluyor. Yani herhalde diyorum Erdoğan oraya kadar gidecek yani. Evet. Çünkü bu TRT ya zaten tüm televizyonlar elinin altında 7-24 seni yayınlıyor. Bir de televizyon programı yapmana niye gerek var? Bak Adem, programın böyle esprili hale de geldikçe, bir de ben araya bir şey söyleyeyim. Şu an biz yayını 4 kişi yapıyoruz. Bak onu söyleyeyim. Tabii evden eve bu programları yaptığımız için belki izleyiciler şu anda bir kedi miyavlaması duyuyorlar. Evet, Adem, o benim kedim. Bu programımızda 4. kişi olarak araya giriyor. Tamam. Evet. O benim kedim, sıkıldı evde. Çıkmak istiyor. Neyse. Kapının önünde bekliyor beni. Neyse, kedidir. Araya güzel form alıyor. Ya bırakın kardeşim, bu kadar Erdoğan Merdoğan konuşmayı da diyor olabilir ya. O bir de belki. Evet, o da mümkün o, yani. Ben de kardeşim, diyor olabilir yani. Olabilir. Neyse, yani bunu da belirtmiş olalım. Yani, programı şu an 4 kişi yapıyoruz. Peki. Evde evet, program yani, bu. Yani, televizyon programı Erdoğan. İlginç yani. Evet, ilginç. Peki Türkiye böyle bir Türkiye'ye gidiyor. Yani şimdi değişen hiçbir şey olmadığını gördük. Yani şimdi o hal kalktı dendi ama. Aslında daha kötü oldu. Yine iş yerlerine özel mülkiyeti el gene koyabilecekler. Değişen hiçbir şey yok. İstedikleri adamı kamudan atabilecekler. Yine aynı. Değişen hiçbir şey yok. Hayır, aslında daha kötü oldu. Çünkü nedir eskiden o? En azından bir KHK ile falan atılıyordu. Artık bu inisiyatif bakanlara verildi. Bakan canı istediği zaman bürokrat atacak. Ve bu hani KHK listeleri falan yayınlanınca bir kamu hassasiyeti oluyordu. Hani ya işte bak haksızlığa uğruyor insanlar falan. Şimdi kimse duymayacak bile. Bir yerde yayınlanmayacak çünkü. Mesela bakın daha yeni döneme geçtik. Yeni savunma bakanımız Sayın Akar birinci gün 3 tane hakimi attı. Birinci gün bismillah, daha bir gün girdi ve 3 tane hakim gitti. Neden? Bakan kanaati. Ve bu insanlar yargıya başvuramıyor. Bu insanlar gidip itiraz edemiyor vesaire. Hiçbir hakkı yok. Ne hakkı ne hiçbir şey yok. Ve yeni son ihraç listelerini hatırlıyorsun. Orada ihraç listelerinin içinde evet. Vardı. Yani kurum kanaati diye bir unutmuşlar. Ifade kurum vardı. Kanaati, unuttukları. Evet. İşte sonra kaldırdılar ama o açıklandı tabii. Evet, yani yeni düzende mesela ya laf cambazlığı yapmışlar. Gözaltı süresi 12 güne çıkıyor. Hani ya böyle laf cambazlıkları var arada. Ve öyle şey ki işte pasaport seyahat yasağı genişliyor. Valilere tanınan yetkiler. İletişimi tespit için hakim kararı istemiyor adam. Yani herkesi herkes dinleyebilir diyor. Yani bütün devlet şeyleri. Hani kimse maalesef detayını bile okumadı şeyin. Yeni kararnamelerin. Ya karşımızda yani Saddam modeli bir sistem var. Esad modeli bir sistem var. Bunu hep söylüyorum. Ya karşımızdaki düzenin ne anayasal, ne hukuksal, ne uluslararası arenada hiçbir benzeri yok. Hiçbir yere oturtamıyorsun. Ve yeni düzen, hani kalktı denen o 3 yıllık yeni düzen var ya, eskisinden daha kötü. Şu anda tamamen yani sınır... Hani bunu tanımlamak için ifade etmek çok zor. Çünkü gerçekten örneğini bulamıyorsunuz. Peki. Hani siyaset bilimi hocalarına da sordum. Tanımlayamıyorlar. Peki. Doğan, sen de alalım. Bir cümle söylemek isterim. İlerliyor. Kısa bir cümle. Hı-hı. Şimdi o hale kırıntıları kalmış, Türkiye'nin demokrasi birikimi açısından kırıntıları kalmışken bile onu eğip bükebilmek için o hale ihtiyaç vardı. Yani Türk demokrasisini o aşamada bile eğip bükebilmek için
OHAL'e ihtiyaç vardı ve OHAL bu nedenle icat edildi. Şu an OHAL'e ihtiyaç yok. Gerçekten. Olağanüstü yetkileri var artık. Tabii yani OHAL'e gerek getirdiğinden çok daha fazla yetkiyi Adem'in söylediği gibi Cumhurbaşkanı'ndan işte valilere varana kadar bütün yürütme erkine teslim edildi ve savunması da şu yani çok basit bürokrasinin hızlı işleyişi. Mehmet Uçum'un röportajındaki bir cümleye tekrar atıfta bulunmak isterim. Eğer bir anlaşmazlık olursa Cumhurbaşkanı anlaşmazlığın hoşuna gitmeyen tarafını görevden alacak dedi ve mevzuyu kapattı. Durum budur. Evet, programımız bayağı ilerledi. Şimdi bu yeni Türkiye'nin ilginç olması açısından bir haber gözüme ilişti. Türk Hava Yolları ile ilgili gördünüz mü haberi? Evet. Ben bu tarz şeyler belki Körfez ülkelerinin bir takım şımarık yönetimlerinde bazı rastlanırdı ama şimdi ilginç ama gerçek. Bu yayın yasağı getirildi buna. Yeni Türkiye böyle bir Türkiye. Ne olmuş? Türk Hava Yolları yönetim kurulundan biri, yönetiminden biri uçakta Türk kahvesi istemiş hostesten. Şimdi basit ama bir zihniyeti gösterme açısından çok önemli buluyorum ben bunu. Bir zihniyet bu. Türk kahvesi istemiş. Hostes hanım da kahvenizi nasıl alırsınız diye sormuş. Sormuş maalesef böyle bir soru sormuş. Hazret de öfkelenmiş. Vay sen bana bu soruyu nasıl sorarsın? Sen nasıl bilmezsin? Ben ki. Sen nasıl bilmezsin benim nasıl kahve içtiğimi? Kıyamet kopmuş. Bu sefer hemen bir düzenleme yapılmış. Türk Hava Yolları içerisinde 100 kişilik özel hizmet ekibi kurmuşlar bunlar. Tamam mı? Türk Hava Yolları'nın bu AKP'li yönetim kurulu ve üst düzey yöneticileri için bunların huyunu, suyunu az şekerli mi, orta şekerli mi, çok şekerli mi? Nasıl içer? Bir takım istek ve talepleri neler olabilir? Çok iyi bilen, bu konuda çok iyi eğitilmiş 100 kişilik bir ekip kurmuş Türk Hava Yolları. Bu haberi okuyunca yuh be kardeşim dedim. Yani THY'nin malı deniz yemeyen domuz gibi. Ya ayıp ya, utanır insan. Biliyorsun insan biraz utanır. Ama bu kabalık biliyor musun? Sonradan görme kabalık var ya, bu kadar olur ya. Ama dahası var onların, biliyorsun. Ne var daha? Sadece bu hafta olan iki tane TH haberini söyleyeyim Türk Hava Yolları'nda. Türk Hava yöneticilerinden bir tanesi eşi yürümesin diye en yakın kapıya uçağı çektirmiş. Evet, bir dakika anlamadım. Bir dakika, eşi yürümesin diye. Evet, şimdi biliyorsun havalimanına gittiğin zaman uçaklar onların bir mantığı, bir şeyi var, kuralı var. İç hat, dış hat vesaire bir sürü kuralı var. Bazen bayağı yürümen gerekiyor. Girdiğin kapıdan uçağa, aprona kadar. Sevgili yöneticilerimizden bir tanesi bakıyor, bu çok uzak diyor. Bu uçağı yakın aprona çektiriyor, yakın kapıya getiriyor. Eşi yürümeden oradan ama kapıya geçmiş oluyor. Şuradan bak ama ya, eşine karşı, bir hanımefendiye, bir kadına karşı yapılan bir centilmenlik, bir jest olarak, bir kibarlık evet. olarak da görebilirsin aslında. Böyle çok kötü düşünme bence. Olabilir. Ben de öyle görünmesinden yanayım. Şimdi bunlar büyük devlet olmanın, gerçekten öyle kadına önem vermenin vazgeçilmez şeyleri tabii ki. Yani tabii, Doğumhanedeki kadınlara da aynı centilmenliği, kibarlığı. Evet. Yargıtay'a atanan bir tane kadın var. Yüzü üyeden bir tanesi kadın. Bir diğer THY haberini de söyleyeyim. Madem THY'yi açtınız onu da söyleyeyim. Atlamışım ben bunları. THY'ye torpil getiren AKP'lerin bazılarını torpil belgeleri sahte çıkmış. Çok güzel. Bu yani, ya pes ya. Yani sahte torpil belgesi, hani torpil zaten başlı başına bir mesele. Bir de getirdikleri belgeler de sahte çıkmış. Sahte torpil belgesiyle işe girmişler. Ya maalesef Türk Hava Yolları gibi bir marka çöple şeye çevir. Cam çiftlik şu anda. Yani inanılmaz işler dönüyor. Daha neler var neler. Yani maalesef. Hani bizim milletimiz, şunu da söyleyeyim, yeri gelmişken işte Türk Hava Yolları millet bahçeleri falan yapılıyor diye seviyorlar. Ya bunların tamamı korkunç rüşvetlerin, yolsuzlukların olduğu yerler. Ha, yeni kararnameyle Masak'ta ve Sayıştay'da şey yapıldı, budandı artık, kara paranın da önü açıldı ekstradan. Masak'ın yetkileri de alındı. SGK gibi milyar dolar yolsuzluğun olduğu yerlerden, Sayıştay denetiminden çıkartıldı. Yok oğlu yok yani. Ha bu arada Türk Hava Yolları da Erdoğan'a bağlandı son kararnameyle. Ya, artık ya nereye bağlanacak ya? Nereye bağlanacak ya başka ya? Hayır. Türk Hava Yolları özel bir şirket. Borsada işlem gören, uluslararası literatürdeki anlamıyla özel bir şirket. Ama artık değil. Yani Erdoğan cemaatin, iş adamlarının gasp ettiği bizim İpek Holding dahil olmak üzere onunla birlikte Türk Hava Yolları'nın da artık patronu. Ya en azından Adem bu sistem için adı kondu hiç olmazsa ya. Yani her şey zaten Erdoğan'a bağlıydı.
Şimdi en azından hukuken demeyeceğim, resmen Erdoğan'a bağlı. Yani işin adı kondu. Evet. Adı kondu. Evet, yani bir de hani hatırlarsınız, Erdoğan tutarlı bir aile şirketi gibi yönetmek lazım ülkeyi diyordu. Evet, Türkiye Cumhuriyeti'ni bir aile şirketi gibi yönetmeye başladı. Bütün yetkiler onda ve destek veren insanlar da bunu bile bile destek verdiler. Peki, programı bir saati açtık. Adem, sen gene kafanda 50 bin tane başlık var eminim. Ama yani şimdi haksızlık ediyorsunuz. Ne de Amerika'da bir sürü gündemim var benim. Yani mesela Rahip Branson dün gece, Perşembe gecesi Trump direkt Erdoğan'ı mentionlayarak, daha önce direkt mentionlamadan atmıştı. Direkt mentionlayarak, Erdoğan'a mention yaparak dedi ki ya bu yüz karası bir durum. Bakın ifade disgrace, yani yüz karası bir ifade. Çok sert bir ifade kullandı. Rehin kelimesini kullandı bir de, dikkat değil mi? Artı hostage ifadesini kullandı. Bakın diplomaside her ne kadar Trump bunları önemsemesi de hostage ifadesi rehin almaktır. Yani şimdi orada rahibin Türkiye'de rehin alındığını ve bunun yüz karası bir durum olduğunu söyleyen bir Amerikan başkanı var ve Erdoğan'a artık tepki gösteriyor. Şimdi bunun Trump'un bile, ki Trump'un Erdoğan'la ne kadar yakın olduğu malum, Trump'un bile bu kadar sert tepki gösterdiği bir olayda dün Amerikan Kongresi'nde bir sürü tepki açıklaması geldi. 66 senatörün imzası var bu konuda Rahip Branson meselesinde. O bir Amerika'da bir gurur meselesi haline geldi artık. Ve herkes şunu söylüyor. Ya bu adam masum birisi, işte yok Hakan Atilla ile takas mı edelim, yok Fethullah Gülen'e mi takas edelim gibi konularla sürekli Amerikan medyasının gündeminde. Çünkü özellikle Mike Pence, başkan yardımcısı, bu konuyu adeta kişisel mesele haline getirdi. Şunu özellikle söyleyeyim, hani diplomatik olarak Türkiye'nin başına bela olacak şeylerden bir tanesi de bu. Yarın bir gün Amerikan Kongresi, bu işte iki yıldır şunu yaşıyorduk. Daha doğrusu 1,5 yıldır Trump şunu diyordu. Ya ben Türkiye ile mevzuyu halledeceğim, siz yapmayın. En son işte Amerikan Kongresi'nde Türkiye'ye ambargo kararı alınması yönünde girişimler var. Türkiye'ye özellikle bu Ruslara karşı uygulanan Magnitsky yasası var. Bu ciddi ambargolar getirebilir bir düzenleme. Bu yasayı hep Trump engelledi. Ya ben hallediyorum, işte bak serbest kalacak, bırakacak falan. Halledemedi, gördü. Şimdi ben şunu bekliyorum. Amerikan Kongresi'nden, Senatosu'ndan Türkiye'ye yönelik bir takım ağır yaptırımlar, bir takım düzenlemeler bekliyorum. Bu Türkiye'de zaten kırılgan ekonomi, zaten uluslararası arenada sorun var. Bu tek başına Rahip Branson meselesi değil. Ama her şeyi bir kenara koyalım. Ya masum bir din adamını tutukluyorsun, rehin alıyorsun ve karşında diyorsun ki bana Hakan Atilla'yı ver, bana Fethullah Gülen'i ver. Ya bu, yani literatürde haydut devletlerin yaptığı şeydir. Bunu İran, Suriye falan yapardı eskiden. Şimdi Türkiye yapıyor. Düşünün, şu anda tüm Amerikan medyasında konuşulan şey bu. Başkan Trump'ın Türkiye'ye haydut esir aldığı din adamı rehin konuşuyor. Rehin kelimesini kullan. Rehin aldı. Rehin aldı. Yani rehin alınan bir din adamından bahsediyoruz. Yani bu, bunun dışında, yani zaten hani programın vaktimizde konu konuşamayız ama Amerika Trump'la yatıp kalkıyor. Özellikle Putin'le olan diyalogları, basın toplantıları sebebiyle. Şu an Trump cumhuriyetçilerin bile hedefinde neler deniyor neler. Yani şöyle söyleyeyim. Hani Trump'a Türkiye'de bir şey, Türkiye'de bir gazeteci Erdoğan'ı bırakın, herhangi bir bakana bu yorumları yapsa yani Silivri'ye koymazlar, Silivri'ye giderken yolda bir yerde infaz edip atarlar yani. ona kalmaz bu iş. Öyle deyince tabii bu haftanın dikkat çeken başlıklarından biri de Kemal Kılıçdaroğlu'na karikatür soruşturması başlatıldı derhal, biliyorsun. Bu Tayyipler Alemi diye bir karikatürü ODTÜ öğrencileri mezuniyette taşıyınca öğrencileri tutukladılar. Hatta sadece onu taşıyanları değil, şimdi bunda yayın yasağı getirdi, biz onu ekrana getiririz şimdi, o karikatürü, Tayyipler Alemi'ni. Oradan onu, o afişi arabasıyla okula getiren öğrenciyi de tutukladılar. Taşıyanı da tutukladılar, zincirleme böyle bir mesele. Bunu da biliyorsunuz, Kılıçdaroğlu da gösterdi, ya bu olmaz kardeşim dedi, yani bu nasıl olabilir böyle bir şey, gene aynı cümleyi kullandı ama bunu tahammül etmek zorundasın. Hayır, Erdoğan her zamanki gibi bunu hakaret kabilinden Kılıçdaroğlu'na da bir soruşturma. Ve isterse o mahkeme bu cezayı vermesin. İsterse vermesin tabii, sıkar yani. Yani hemen FETÖ'den gider, alırlar, tutuklarlar, gider yani, hiç şansı yok. Tabii, işte, ama işte batılı demokratik ülkelerde eğer bir sen siyasete soyunmuşsan,
Bir politikacıysan insanlar budur karikatürler yapar, eleştirebilir. Senin hakaret olarak kabul ettiğin şey işte Batı dünyasında işte dedi ya adam neler söylüyorlar. Yani bunu hiçbir zaman adam bunu mesele etmiyor. Yani neler yazıp neler çiziyorlar. Bu kendine biraz güvenin ifadesi. Tabii güven ifadesi bu kendisine. Tabii. Bu anayasaya ve özellikle ifade özgürlüğüne olan saygının ifadesi. Yani mesela siyasiler rahatsız oluyorlar. Ama ne zaman mahkemeye gitseler mahkeme diyor ki hayır bu bir ifade özgürlüğüdür. Tabii. Yani adam seni eleştiriyor. Sen siyasetçisin. Sen siyaset sahnesine çıkmışsan bu eleştiriyi katlanmak zorundasın. Ama bu ülke, ya, Türkiye'de ama bir mafya liderinin, çete liderinin diyelim yani. İşte bir onun kanlarıyla yıkacağız onları. Şöyle yapacağız. Bunun ifade özgürlüğü bağlamında beraat verdiler. Soruşturmaya gerek evet. Görmediler. İfade özgürlüğüymüş bu biliyor musun? Asıl skandal o ifadenin gerekçesinde. Evet. Yani, kesinlikle. Orada ben de tam bu haftanın incisi öyle bir şey topladım. Ha, incilere aldım. Geçmiş yani, olduk. Ha. Yani o skandal gerekçede devletin yanında olmak, devletin polisine, hakimine, savcısına destek olmak görev gibi bir şey hatırlıyor. Yani cümle tam hatırımda değil. Doğan hatırlıyorsa söyleyebilir. Yani rezalet bir gerekçeydi. Hakimin verdiği gerekçe inanılmaz. Valla ben haftanın incisi bağlamına getirip bunu oradan yırtmak isterim. Şimdi iki tane şey var. Adem'in söylediği şey önemli. Bir, her vatandaşın devletin ve milletin yanında olmak her vatandaşın evet. görevidir ifadesi var. Daha vahimi burada FETÖ mensuplarının kastettiği açıktır ifadesi var. Yani. Kanlarıyla sularız. Tabii. Meşruymuş, tabii, yapılabilirmiş. Tabii yani, Barış akademisyenlerine yönelik bir tehdit ama mahkemenin gerekçeli ifadesinde burada FETÖ, PYD terör örgütü üyelerinin kastettiği açıktır ifadesi var. Yani bunlar öldürülebilir, bunlara bu söylenebilir diye mahkeme gerekçeli karar açıkladı. Evet, böyle. Maalesef. Evet. İşte incilerden bir inciydi bu. Yeni Türkiye, böyle bir Türkiye. Evet. Adem senin incilerini söylemeden ben bir... Paralel inciyi söyleyeyim ben hemen tam bu konudan devam olarak. Paralel olduğu için söyleyeceğim. Polis okulu mezuniyet töreni vardı dün. Polis okulunun müdürü polislere hitap ediyor. Tırnak içinde söylüyorum. Devlete laf söyletmeyeceksiniz. Devlete yan baktırmayacaksınız. İsyade nedeni topyekun imha edeceksiniz. Erdoğan rejiminin polis mantığı. Evet. ODTÜ mezuniyeti gibi değil. Yani isyan nedeni topyekun imha edeceksiniz. Evet. Ya polislere bu talimatı verirsen. Ya polisin cezalandırma yetkisi mi varmış ya? Ama yani bakın topyekun imha edeceksiniz diye talimat mı olur ya? Bu kadar mı zıvanadan çıktınız ya? Çünkü... Ya polisin görevi suçluyu yakalamaktır, kanunu uygulamaktır. Kanunda böyle bir şey yok. Evet. Bir küçük virgül bugün İçişleri Bakanı açıkladı. 15 Temmuz'dan sonra rakam yanlış hatırlamıyorsam 62.800 gibi bir rakam açıkladı. Yeni polis alındı dedi. Düşünün yani 2 yılda 6 aylık artık nasıl bir eğitim verildiyse 62.000'den fazla yeni polis alınmış ve bu polislerin görevi işte imha etmek. İmha etmiş. Parti polisi ve parti ordusu oluşturuluyor dediğim bu zaten. Yani evet. Parti ordusu ve parti şeyi çünkü yargı oluşturuldu, bürokrasi oluşturuldu. Şu anda polis ve asker de tamamlandığı zaman Erdoğan rejiminin bütün unsurları tamamlanmış olacak. Benim incelerime gelelim programın sonuna doğru. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy bir açıklaması vardı. Bu Rahip Brunson'la alakalı bir açıklama yaparken Türkiye bir hukuk devletidir dedi. Bunu da Amerikalılara yönelik bunu ifade etti. Amerikalılar da rehin alıyorsun kardeşim cevap verdiler. Evet, Türkiye bir hukuk devletidir. Benim bu haftanın incilerinden bir inci olarak bunu not ettim. Evet, bir başka şey de şuydu. Hani biraz önce Doğan sen bir şey derken ya tam sırası geldi muhalefet CHP incilere saklıyorum dediğim olay şu. Şimdi Cumhuriyet Halk Parti milletvekili Aytu Atıcı sakallarını kesti. Biliyorsunuz değil mi? Bu OHAL, evet, OHAL bitti diye. Bitti diye. O bir ahdi vardı onun. Varmış daha doğrusu. Ben onun sakal olayının farkında da değildim. Ha. Kesince olayı bayağı bir medyatik bir şekilde kesti. Kameralar, mameralar falan. OHAL sebebiyle protesto amaçlı sakal bıraktı. Upuzun bir sakalı oldu. OHAL kaldırıldı. Sakalını kesti. Ve dedi ki daha kötü bir yönetim geliyor olsa da benim sözüm buraya kadardı dedi. Şimdi buradan hareketle ya işte muhalefetin yapıp ettiği işte bir sakal uzatma. O da bir vekil, CHP'li vekil yapıyor bu işi. O da OHAL bitti diye. İşte benim sözüm buraya kadar diye sakalını işte medyatik bir şekilde bunun kitabını da basacakmış.
kitabını da bahsedecek. O sakalı, sakalı şerif haşa tırnak içerisinde bir köşeye de saklayıp emanet falan. Yani şunu demek istiyorum. Yani bu Türkiye standartlarında hiçbir şey yapmayan milletvekilleri açısından baktığımızda bir şey midir? Bir şeydir. Evet, ya sakal bırakmışsın. Tamam, tebrik ediyorum. Ama yani olay bu mudur ya? Olay bu mudur? Yani bir muhalefetin yeri göğü inletmesi gereken bir muhalefetin işte bu o için sakal bile bıraktık diyor. Ve diyor o kadar 2 yıl çok uzun zor geçti diyor. Hele hele Mersin gibi bir yerde sakal uzatmaydı mı? Beni çok yordu diyor. Sayın Vekilim gerçekten geçmiş olsun. Çok büyük bir fedakarlık yapmışsınız. Hakikaten yani buradan tebrik ve alkışlarımızı inci olarak gönderelim buradan. Evet, vallahi yani ben buna... üslubumu bozmamaya çalışarak şey demek isterim. Köy yanıyor, köy. Yani evet. Ya bakın CHP'nin genel başkan yardımcısı cezaevinde. Enis Berberoğlu unuttular orada. Eren Erdem tutuklandı. Unuttular orada. Ece Sevim Öztürk unutuldu. Yani hadi bizim cenahdaki insanları önemsemiyorlar. Bunları tamam mı? Kendi partilileri, kendi insanları. Ya genel başkan yardımcının Hürriyet'in yayın yönetmenini yapmış bir insanı cezaevinde unuttu adamlar. Hep söylerim. CHP'de tek dert vardır kurultay kazanmak. CHP'de amaç seçim kazanmak değildir. Kurultayı kazanmaktır. Kurultayı kazandı mı tamam bütün büyük işi başarmış olursun. Şu an bütün dertleri yine koltuk kavgası. Yani maalesef Türkiye'nin büyük sorunlarından bir tanesi. Ben bir incim daha var onu da söyleyeyim. Uzattım ama şöyle söyleyeyim. Aslında üzerine özel program yapmamız gerekiyordu. Yapamayız. Vaktimiz yetmedi çok gündem olduğundan. Bedelli meselesi. Yani o bizi oraya götür, bizi buraya götür diye meydanlarda bağırıp çağıranlar, işte vatan millet Sakarya falan deyip inanılmaz söylemler geliştirenler. Yani Türkiye tam bir ikiyüzlü bir riyakar bir şeyin haline dönmüş durumda. Yani Osmanlı deyip sabah akşam bunu yapanlar çocuklarını doğurmak için Amerika'ya geliyorlar ya da işte ne bileyim benzeri şeyler. Ya bakın 1 milyonun üzerinde kişi hemen başvuruyor bedelli meselesinde. Ve iktidar açısından çok zekice bir hamle. Çok zekice bir hamle. Yani seçim bitti. Şu anda paraya ihtiyaç var. Ve 40 milyar TL keş para giriyor. Hani ve binlerce insan, yani rakamları almıştım ama kağıdım yanıma almayı unutmuşum yayına gelirken. Binlerce insan koştura koştura o bedelli parasını ödemeye gidiyor. Evet. Ya bir dakika ya hani vatan millet Sakarya'ydı hani... Böyle bizi de cepheye götür, bizi de cepheye götür diye bağırışlar. Hani dört bir yanımız Adem biliyor musun? O zaman birisine bir telefon şakası yapmışlardı hatırlıyor musun? Bizi de cepheye götür evet. Diyen adama efendim asker şubesini arıyoruz. Sizi kayıt. Yok ya öyle bir şey. ve yok evleneceğim, yok iş yerim bilmem ne deyip kıvırmıştı. Ya bakın sadece şu bedelli meselesine bir program yapmak lazım. Bu bir Türkiye'deki ikiyüzlülüğün, Türkiye'deki çıkarcılığın başka bir örneği. Evet. Yani hem iktidar açısından öyle hem vatandaş açısından öyle. Evet. İktidar da vatan millet Sakarya bütün o söylemler sınırda programlar vesaire Afrin'e gidiyorduk Membiç'e gidiyorduk vesaire hepsi seçime kadardı. Seçim bitti şu anda iktidarın paraya ihtiyacı var. 2 günde pat diye bedelini çıkardı ve 40 milyar TL keş paraya sahip olacak programı, şu anda. Evet burada bitirelim epeyce süremizi açtık. Hareketli yine bir program oldu. Adem Yavuz Aslan, Doğan Ertuğrul teşekkür ediyorum. Adem Kedi'ne de teşekkür ediyorum. Dördüncü kişi olarak programımıza ortak oldu. Gayet önemli açıklamalar yaptı ama ne dedi ben anlamadım. Ben bir dahaki programı anlatayım. Peki o zaman haftaya tekrar görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Eyvallah. Hayırlı olsun.